Karşınızdayız. Sırları açığa çıkaran bu sorular hadi karşısında bakalım sen ne kadar dürüst olacaksın. Yalnız chat sizden hadi de cevap bakalım bekliyorum. Hadi ama daha fazla saniye vakit kaybetmeden ay, videomuza geçelim. İlk sorumuzla başlıyoruz. Peki sen... bu soru mu ya? Yazarken de konuşamıyorsun. Yazın da kötü ya. Ya abi sana takılma da. Bu bence ilk soru için çok salak bir soru. Ben bunu her gün yapıyorum çünkü. Evet. Yani hani bu böyle hani yani bu, evet, inanamıyorum. Ben... Bugün bunu yaptım galiba dediğim bir şeydi ki ben bunu her gün yapıyorum. En verimli zamanım mesela işle alakalı bütün işlerimi. Ben aramam ya. Ay, gerçekten mi? Mesela ben şimdi sen tuvaletteyse ben seni aradım. Ya açarım. Tamam. Evet. Tamam abi. O da sayılır. Açmayabilirim ama. Bilmiyorum. Ama gerçi sorunda tamam, sayılmayabilir o. Tamam. Neyse ben yaptım diyorum. Sado. Ya şey olarak cevaplıyorum ben. Yaparım yani hani öyle. Ama öyle şey mi olur? Tamam. Gelmedi bana. Ama yaptın mı yapmadın mı? Soru o şu an. Yapmış olabilirim ya. Yapmışımdır. Bence de yapmışsındır. Burcu? Tabii yani. Ben yaptım, annemi aradım. İtiraf geldi. Anne bitti mi dedin? Anne bitti, güzelmiş. Çete bakın. Konuşmam lazım. Yalnız chatte inanılmaz yapmadım var. Niye arkadaşlar, bir deneyin. Tadını bir kenar alınca bırakamıyorsun. Ya çünkü ya çok normal abi. Bak ben biriyle konuşurken. Bir zort olur. Hayır. Bir şey olur. Mikrofonu abi, kapatıyorsun bak, o pırdırı alıp. Çişimi yapsam bile tamam mı? Umumi bir tuvalete girdiğimde de kapının önünde biri beklediğinde benim tuvaletim kaçıyor. Çok kötü bir hastalık bu arkadaşlar. Olabilir. Evet. Neden biliyor musunuz? Düşünün, uzun yoldayız. Ben orada zaten saatlerce araba sürüyorum. Yengeniz diyor ki kenara çek, çişimi yapacağım. Çekiyoruz. Geliyor arabaya, yaptın mı diyorum. Yapmadım, birileri var diyor. Devam ediyoruz. 10 dakika sonra başka bir tuvalete giriyoruz mesela. Boş tuvalete. Bu yaşanıyor bu arada. Bu çok kötü bir şey bu yani. Tuvalet alışkanlıkları önemli, zor. Bir daha çünkü tuvalette seni bir daha kim niye görecek abi? Sal. Az önce araba gibi bak, egzoz gibi böyle. Hiç umurunda olmayacak yani. O benzinliğe bir daha ne zaman gideceksin de o kişiyi bir daha ne zaman göreceksin? Ben şöyle değiştireyim o zaman. Ciddi bir görüşme yaptın mı böyle mesela? Abi ciddi görüşme böyle demiyorum benimle, bak soru o değil. Benimle. Hayır yapmadım. Hayır. Maksimum. Çünkü bir risk var sonuçta. Burcu. Bir risk var orada yani. Tabii. Burcu. Yıkınırsın, bir şilops olur. Tabii bak ben sana söylüyorum bak. Ya. Burcu, annem, babam, Koray, Watson, sen. Evet tamam. Bütün ekipteki aynen herkesi genellemem gerekirse. Süper Online işte efendime söyleyeyim. Bu arada her arayanı açarım full her türlü. Gerekli bilgi vereyim. Nokia zamanında şeyi yapıyor. Koku transferi teknolojisini telefonda. Sonra bu yüzden vazgeçiyor. İşte bu iş yüzünden. Bankalar da aranır. Çünkü o tuvaletteki bekleme süresini en verimli şekilde Fırat abi mesela, evet o da var. Bunu en iyi de en iyi şekilde şey yapmak aldın lazım. Ha? Ha? Dur ben tamam. Tamam. Hiç tuvaletteyken devam birisini ettim aradın mı? Buna biz çoğunluk olarak yaptım. Chat çoğunluk olarak yapmadım dedi bu arada. Onu bir diyeyim. Bunlar daha bir özen gösteriyor. Evet, chatimiz özene bözene. Senden telefon numaranı isteyen birisine sahte telefon numarası verdin mi? Yapmadım ama mantıklıymış ya. Ben arkadaşımın yaptım telefon numarasını vermiştim ben. O sayılmaz çünkü teknik olarak sahte değil. O zaman Burcu sen de yapmadım diyorsun. Ben de yapmadım dedim. Sallı abi ben yaptım dedi. Telefonumu da verdim. Yanlış şeydi. TC, sahte TC kimlik de verdim. Abi bunları ama yayında söylemese Burcu. Kargocuya ver. Hayır kargocu. TC kimliğini ver. Al dedim. Aldın mı şimdi TC'yi? Aldım. Hadi git o TC ile direkt gidiyorsun. Salak salak işler ya. Sağdullah abi, kargocuya da sağdullah. Bayağı sinirlenmiş kargocuya ya. Sen kimsin benim teyzeyim? Sevmediğin birisine bakalım seni soruya seviyorum cevabınız ne olacak dedin mi? Sevmediğin birisine ben seni seviyorum dedin mi? Ben öyle bir soruyu kabul etmiyorum. Abi sakin ol. Kesinlikle bu soru sorulamaz bile. Böyle bir şey düşünmek. Özür dileriz. Bizim aile yapımıza aykırı bir kere. Çok... Ben pardon abi. Beyin adına özür diliyorum abi senden. Sen biraz bir sakinleş abi. Olsun. Tamam. Yani biliyorsun tamam, gençlik oluyor böyle evet, şeyler. Evet. Sen olur, biraz olur, dinlen olur abi. Bir kendine gel. Ondan sonra tamam, bekliyoruz. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Tamam, hadi abi. Biraz gerildi. Biz tansiyonu çıkmış olabilir. Dikkat edelim. Biz baş başa kaldık seninle yavrum. Seni seviyorum evet dedik ben. Yapmadım. Demedim. Yapmadım. Ben de yapmadım. Çünkü niye yapasın kim ya? Sevmediğin birine niye seni seviyorum diyeyim ki? Aynen.
Hiç demem neden daha iyi yani. Silah, hayır, kafama silah dayamadığı sürece beni sevdiğini söyledi. Hayır, demem şöyle. Yani. Mesela birisi çıkıp sana demiştir ki sevmedin birisi. Ya Burcu beni seviyor musun demiştir. Demedi ki kimse öyle bir şey. İşte dese sevmediğin birisine sevmiyorum demezsin mesela o zaman belki. Ha belki o ayıp zaman. Olmasın hani diye, anladın mı? Beyaz yalan dediğimiz mevzu yani. Çünkü düşünsene hakikaten birisi sana arkadaşın mesela illa manitacılık olarak düşünmeyin. Arkadaşın diyecek ki beni seviyor musun kanka? Sevmiyorum demezsin yani. Bunu diye bilmiyorum. Ama hangi arkadaşım da gelip de beni seviyor demez. Mu demez herhalde. Herhalde demez. Hilal Yıldız 4. ayında çok teşekkür ederim. İşte bugün itibariyle chat gidin ve arkadaşlarınıza bu soruyu sorun bakalım ne diyecekler. Mi? Mesela bak ben bak Metrip mesela sor bana. Beni seviyor mu abi de sor. Sor. Niye sevmeyeyim ki ya falan mı? Değil mi? Aynen niye sevmeyeyim ya falan. Direkt en ilk başta söylenecek şey yani. Ama bak niye sevmeyeyim dediğin de zaten seni seviyorum demek ki. Seni evet tam işte. Tipim değilsin derim ne? Yani. Oha saadetin çok hızlı. Cevabı belli. Aynen öyle Metrip. Aynen öyle. Nasıl biliyor beni? Tanıyor. Tanıyor. Şegrek Iron Man 15. ayında hoş geldin Twitch Prime ile High Trend 4. ayında selamlar. Hiç kardeşin... Aga be. Bu soru senin olmayacak bu soru. Arkadaşlar ben elendim. Hoşçakalın. Yani ablam oblam olur ama ablamın da hiçbir zaman kumbarası olmadı. Peki hiç kardeşinin kumbarasından yani, izinsiz para aldığını... Hani kumbar olarak düşünme. Cüzdanından falan para almadım. Tamam yani, kumbar olarak düşünme. Boyunca. Tamam chat. Ben siz almadım yani. Ben buna cevap vermiyorum. Kardeşim yok. Aga be. Eminiz ki birçok kişi bunu yapmıştır. Ay, evet, peki sen hiç yanlışlıkla daha yanlış kişiye mesaj gönderdin mi? Anneme göndereceğim şeyi evet. Sana gönderdim. Bazen anneme de şey yapıyorum, günaydın aşkım yazıyorum. Hadi canım. Yemin ederim. Uyku serzeni enayilikleri. Evet. Bu chatte bu arada çoğunluklu olarak yaptım çünkü bu çok normal yani. Hani o yanlışlıkla birisine bir şey yazmak çok okey. Allah'tan WhatsApp bunun önüne geçip şöyle bir güzellik yaptılar. Yani ondan önceki dönemi hatırlamıyorum. Yanlış birisine mesaj attığın zaman şak diye herkesten silebiliyorsun. Acaba zamanında bu nasıldı yani? Düşünsene atıyorsan ama... o kalıyor ya. Benim şöyle bir şey olmuştu. Şirket servis grubu vardı bizim, tamam mı? Bir tanesi orada üretimde... günaydın aşkım yazmadın herhalde. Yok yok hayır ben hayır. Değil ben değil Allah'tan da bir tanesi üretimde normalde müdürüne yazması gereken bir mesaj. İşte böyle makinelerin resmini falan çekmiş, tamam mı? Ve uzatıyor da hala. Bülent Bey bunları burada mı üretelim? Şurada mı yapalım? Falan böyle patır patır yazıyor. Aha. Biri çıktı dedi ki yalnız Bülent Bey bu grupta yok farkında mısın falan yazdı ve adam hala yazmaya devam ediyor. Tamam, tamam. Demek ki adam farkında değilmiş demek ki yani. Ya da not defteri olarak kullanıyor orayı mesela. Ya oha. Servis grubunu. Gerçek olmayan biri hakkında bir hikaye uydurup bir hikayeyi herkese anlattım. Yani Dodo aramızda olsaydı yaptım derdi. Direkt yani onun öyle bir grubu var çünkü arkadaş grubu. Gerçek olmayan. Ama ben düşünüyorum gerçek olmayan biri hakkında bir hikaye uydurup bu hikayeyi herkese anlattın mı? Yapmadım ya. Ben de yapmadım. Ama yapan birini tanıyorum. Yapmadım. Yapmayın arkadaşlar böyle şeyler bu arada. Çünkü ne gerek var yine. Aynen. Gerçi bilmiyorum belki bir şeyde kullanılmış olabilir. Kimseyle yumruk yumruğa kavga ettin ya mi? Ya yaptım ama çok uzun başladı. Zamandır da yapmadım. Çünkü kavgaya ben karşıyım genel olarak yani de tabii. Aynen. Yumruk yumruğadan saç başa da benzer midir? Öyleyse yok. Yaptım. Yumruk o zaman yapmadım. Ya saç baş girdik ama yaptım ama dediğim gibi kavga kötü bir şey yani bence. Ki ben bayağı da kavga etmiyorum çünkü dünyanın en sabırlı insanlarından bir tanesiyim yani. Bence. Kendi kendime yorum yaptım ama komedi amaçlı yaparsın Yunus Tırnıklı. O başka bir şey. Ama bu o bir önceki soru tam öyle değildi yani. Bence. Kardeşim sayılıyor mu? Kardeşine yumruk yumruğa mı? Oha! Yapmadım ama kardeş arası sayılmaz. Tabii canım kardeşinle smackdown'lar sayılmaz bence de ya. O zaman da o Alp de yaptı ki. Sabıka kaydım var. Ben burada elendim mi? Nasıl yani? 8 yıldır okuyorum hiç kavga etmedim. En güzel zaten kavga etmek başarı değil bence yani de. Ben lisede etmiştim o kadar. Anne snack ya 6. ayında hoş geldin. Valla ben de yani düşünüyorum. Hani kavga etmek deyince benim de en son lise ya yani. Lise.
Üniversite zaten şu an yine etmem de yani. Çok minimum imkanı yok. Kimseyle söz dalaşına bile girmiyorum. Hele şu anın Türkiye'sinde insanlar bu kadar gergo ve insan yaralayabilecek materyallere sahipken. O yüzden sakin yani. Çok kurcalamayalım chat'te. Birkaç kişiye polislik edeceğiz. Hakikaten ha, dur. Çok da özel hayatınızı bize anlatmayın. O sizde kalsın. Benim arkadaşım hocayla olan grubu, hocasız olan gruba yazacağı mesajı atmıştı. Mesajda hocaya küfür içerikliydi ve silme yoktu. Ay. Oy, ay çok kötü. Bak çok kötüymüş hakikaten. Gerek yok sanat seven kedi. Kabul edelim, bu biraz Oha. kulağa iğrenç Ay gelebilir. yok, bunu Fakat sen hiç yapmasın aynı iç kimse. çamaşırını bir hafta üst üste giydin mi? Yok. Yapmadım. Hani zorda Ya bir kalırsın hafta belki o de zaman giyilir ama yani. yani çok zor bir hafta ya. Bir hafta çok yani. Bir kere ben duş aldıktan sonra otomatik olarak kıyafet değiştirmek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü Hayır. onlar hani pis duştan sonra eski kıyafetler giyilmez kafasındayım. Askerdeki sayılmaz Bay Fark. Askerdeki sayı, asker bambaşka bir yer. Ben askerde de yapmadım, hazırlıklı gittim çünkü. Her günüme bir donum vardı, öyle söyleyeyim yani. Ne oldu? Ben bir şey yapmadım. Sen Dokunamadım. dur durdun Klavyede aşkım. değil elim. Elim klavyede değil bile. Tamam. Birisini isteyerek arayıp hiç Ha, yanlışlıkla yaptım bunu. aradım dedin mi? Hani lisede. Hatırlamıyorum ama kesin yapmışımdır. Kesin yapmışımdır bunu ya. Oo, kaç defa evde demiş biri. Ben telefonda konuşmayı sevmiyorum. Enteresan. Yaptım, devamlı da yapıyorum kocama. Bir kere birisi... Ne o acaba şey? Kocanızı denemek için mi yapıyorsunuz? Aradığımda açıyor mu diye. Ah, yanlışlıkla aramışım. Bye. Peki sen hiç kedi veya köpek mamasının tadına baktın mı? Yaptım ya. Ben köpek mamasının tadına bakmıştım. Ama iğrençti yani. Ben bakıp atmamla bir olmuştu galiba. Yani şimdi spoiler vermek gibi olmasın ama. He o sayılmaz. Yapmadın de Okey, sen. yapmadım. Sen yapmadın da. Yani şu köpek maması çünkü şeye benziyordu. Neskuye. Kuru olanlar. Ama kokusu ve tadı hiç öyle değildi. Hiç hem de. Yani. Yapmadım. Ben insan yemeğini bile çok seçerek yerim. Ay sen de mi o seçicilerdensin? Bizde de Berkay öyle. Ben de tam tersine. Ben var ya var ne bulsam neredeyse. Hadi yine çok da şey yapmayayım ama. Neredeyse ne bulsam yerim ve Koray da yine ayırt seçiyor. etmem yani. Koray'ın bir domatesi var. Gerçi zeytini de var. Bilmiyorum. Çok, bu, evet Koray'ın da var bir şeyleri. Hiçbir zaman biletsiz bir Hiçbir filme veya zaman konsere gittin biletsiz mi? bir Yok. filme veya Yapmadım. konsere Ya. gittin mi? Ama hep şeyi düşünüyoruz bak. Şey, en basitinden son gittiğimiz bütün sinemalarda hiç biletimizi kontrol etmediler ve her seferinde Burcu şunu yaptım. Ya bilet almadan gelse yine girermişiz yaptım. Ama yani tabii oturacak yer hani problem olur falan. Yani yapmadı da gerek de buna da yok yani. Çünkü neden biliyor musunuz chat? Şimdi siz bunu yaparsanız hakka girmiş olursunuz. Hakka hakka çok kritik. Bakın buralar çok önemli. Özellikle inançlıysanız bunun acısı bir yerden çıkar. Bak ben hep bunu söylüyorum. Hayatımda bir defa çocukken aptallığımdan geri zekalılığımdan hayatımda bir defa bir hırsızlık yaptım. Hiç unutmam. 25 kuruşluk bir Karamiyo çaldım. Normal alışverişimi yapmıştım yani bu arada. Belli bir derece bir alışveriş yaptım. 25 kuruşluk bir çikolatayı da ceplemiştim küçükken. Ondan sonraki gün ya da o hafta içerisinde annemin telefonu çalınmıştı. O gün bugündür. Zaten o günde hiç o zamana kadar hiç yapmamıştım. O zamandan sonra da hiç yapmadım. O bir kerelik ama orada böyle bir anım var yani. Nasıl anı ama? Çok iyi değil mi? Bak daha Dersler geçen diyorum. çıkarılmış. Artık çok böyle müthiş bir müthiş bak. Müthiş karma bu arada bu bence de katılıyorum. Daha geçen bak bankada bir problem oldu. Normalde dolar verecekleri parayı euro verdiler bana yatırdılar. Onu bile gittim hemen anında düzelt. Onu bile derken yani zaten yapılması gereken şey bu yani. Bileğe takılmayın. Gittim hemen düzelttirdim mesela yani. Yapmasan Ama yapmazsın. sonra bir şey olmuştu. Ne oldu? Ne oldu? Ha sonra başıma kötü bir şey mi Dediğin. gelmişti? Evet, ne Özellikle ters karma. gelmişti? Kıçtan karma. Hasta oldum işte. Kustum, öldüm, bittim.
Ha, hastaneye para verdik, doğru. Evet, bu arada hastaneye para vermiştim, doğru. O biraz koymuştu. Hem hiçbir şey yaramadı o serum yani. O serumu yedim. Kaçlık oldum bak. Çok net bir şey soracağım, size söyleyeceğim. Ne kadardı aşkım? Serum yedim. 1.350'ydi herhalde. Ya da biraz daha fazla yani. Ya öyle ya öyle yani. Yok, 1.5 ile 1.800 arası tutabilir dedi. Sonra 1.350 tuttuğunu öğrenince biz mutlu olmuştuk diye Yani bir tane hatırlıyorum. serum yedim ben, o kadar chat. Ama aslında zaten kustuğum için rahatlamıştım. O serum hiç boka yaramadı, affedersiniz. Çünkü sonrasında bir daha kustum yani. Yok yok, tuzlu su değil ya. Serum derken şey vardı serumda yine canım. Üç tane, Mide üç serum bulantısı taktılar falan. aslında. Mide bulantısı için bir şey. Parol Ateş taktılar. düşürücü. Aynen, ateş parol işte. Bir de C vitamini mi D vitamini mi bir şey taktılar değil mi? B vitamini C. O sarı serum Sarı dedikleri. serumu, aynen. Bilirsiniz onu. Ben sarı gücü biliyorum bir. Neyden zehirlenmiştiniz? Galiba et ve sütü bir araya getirince bir protein zehirlenmesi yaşamış olabilirim. Ama tabii emin de değilim yani. Alp, sağlık sigortan yok mu? Var. Özel sağlık sigortam var hatta, ama yatarken var. Onun dışında Bağkur'umu ödüyorum. Vergisini veren bir yayıncı olduğum için. O da işte bu indirimli hali bu yani hani. Ama özel üniversite, şey, özel üniversite diyorum, özel hastane yani. Bizim hemen evin yakınında sırasız girebileceğim iki tane, ya bir ilk hastaneye gittik, bizi beklettiler abi. Ya ben orada kustum, kusacağım, çok kötüyüm. Şey bekliyorum aslında, doktorun keyfini bekliyorum neredeyse. İki doktor olması gereken yerde bir doktor var hem de. Düşünün yani, bu özel hastane böyleyse devleti düşünemiyorum bile. Sonra oradan çıktım, dedim affedersiniz sıçarlar böyle işe. Çıktım öteki hastaneye gittim. Orada hızlıdan aldılar. Ki oraya da şöyle söyleyeyim yani, hastanenin kapısından girdim. Burcu dedim ben çok kötüyüm, kusacağım. Tuvalete gittim, direkt kustum koşarak yani. Ersoy mu? Yok, şey. Emsay. Emsey. Onun öncesinde de Ada Tıp. Artık Lokman Hekim oldu. Lan, Lokman Hekim oldu ismi doğru. Rins, merhaba, hoş geldin canım. Regulus Links. O da dördüncü ayında gelmiş. Merhaba. Teşekkür ederim abonelik için. Haytren, çeyrek ayrım ben. Anes Nakki. Onu da okudum galiba. Hiçbir Umarız haftadan bunu fazla... Hayır. yapmamışsındır. Hiçbir Asla haftadan fazla süre demeyeceğim. duş Yok. almadığın oldu mu? Askerde bile haftada bir aldım galiba. Bir veya iki hatta belki de yani. Çünkü o kadar bir imkanımız vardı yani. Maksimum bir veya iki aldırıyorlardı. O yüzden yok, yapmadım. Balık krakeri 15. ayında. Hoş geldin. Ben de yapmadım. Ben bir de inanılmaz kokuya hassasım. Yani böyle bir şey yerim, parmağımı koklarım. Bir şeye değerim, parmağımı koklarım. İşte koltuk altı kokuyor mu kokmuyor mu, ona da çok dikkat ederim. Elimden geldiğince yani. O yüzden yok yani, bana çok zor. Yapmadım. Alo. Abi Alo, sakin misin sakinleştin mi abi? abi? Evet, Gel abim sakinleştim. gel. Geldim. Gel abim Yap. gel. Yapmadın mı? Ne diyor? Balık krakeri 15. ayımız kutlu olsun. Askerlikte olabilir mi? Yok yok, o zaman bile olmamıştır. Haftada bir yapıyorlardı abi. Haftada ikiydi bizde ya. Ama işte bak, bizdeki bu kadar duş alma takıntısı olan insanlar için konuşayım. En büyük problem şey değil mi ya? Saçlarımız çabuk yağlanıyor. Sen Ben de ıslak sorun yok. mendille siliyordun değil mi? Ney? Ben de öyle bir sorun yok. Saçlarını. Hayır canım, saçlarımı ıslak mendille... Askerde. Saçımı niye ıslak mendille silmez? Salak mıyım? Normal... Duş Atladık. alamadığın için Kafamı diyordun yıkıyordum. Yavrum, ya. kafamı Hayır, yıkıyordum. yıkayamadığın zaman o Kafamı, büyük şeyden istemedin mi her benden? gün yıkıyordum. Onunla Tabii vücudumu lavaboda gidip yıkıyordum. yıkıyordun Vücudumu ya. temizliyordum ıslak Ay, mendille. yanlış anlamışım. Kafamı niye ıslak mendille yıkayayım lan? Normal orada Ama şey diyordun var. Ayak terlediğimde yıkamak. gece. Hayır hayır. Gece. Hayır. Orada ayak yıkamak için yer var. Orada kafamı her gün yıkadım ben askerde. Ben yanlış. Yok, çünkü her gün tozlanıyordu yani. Ben genelde 2 günde bir duş almaya çalışıyorum. 3 gün olduğu anda çünkü hemen yağlanıyor. Melanist tilki. Hatta 2. günde bile yağlanıyor da. Melanist tilki 9. ayında. Hoş geldin canım. Başka birinin telefonunu izinsiz kullanıp içerisindeki herhangi bir şeyi sildin Yok, mi? yapmadım. Yok. Neymiş? Ha, silmek. Kullandın mı peki? Başka birinin İzinsiz telefonu izinsiz kullanmadım kullandın hiç mı? ya. Yok, ben de yapmadım ya. Cep telefonu. Sen yapmışsın belli.
Yani izinsiz kullanma yapabilirim yani. Hani bak abi, aramışımdır yani. Abi soru yapabilirim değil. Yaptım. Yapmışımdır, yapmadım. Yapmışımdır. Tamam. Bir şey sildin mi abi peki? Hayır, o soruyu daralttı o. Dedi ki sadece kullandın mı dedi. Justyer 100 bin olmuş. Pardon geç kalmışım da demiş. Estağfurullah efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ama bu herhalde şey, kötü niyetli gidip peki hiç istediğin bir şey elde etmek için biriyle flört ettin mi? Süreniz başladı. Yok, yapmadım. Öyle bir yani zaten malzeme yok yani. Malzeme kendine belli. Haksızlık ettin. Yok belli ya. Belli olmaz canım, belli olmaz. Kendine tabii haksızlık her malın bir alıcısı vardır. Doğru söylüyorsun ama yok yani. Yapmadım. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? buna herkes, yani flört ettim diyen herkes buna yaptım demek durumunda. Çünkü sonuç olarak karşısındakini sonuçta istiyor. Sonuçta istediğin bir şey, ilişki istiyorsun ve onu flört ediyorsun. Ama abi bak, biz sen gelene kadar biz hiç böyle şeylere takılmıyorduk. Hani onu da bilmeni isterim. Biz de böyle, biz de böyle. Açık kapı bırakmayacaksın. Siz tabii tekrar gençsiniz, giymek için başınıza kilit geldi. Bunu yaptım. Başınıza çıkarıp gelecek. Giydin mi? Bunu yaptım. Yapmadım ya. Kirli sepeti kullanmıyorum ben zaten. Ben kullanıyorum ama yapmadım yani. Hani giymek. Yani çıkardığım şeyi tekrar giymişimdir. O yani şöyle mesela ama duşa gireceğim diye çıkartmışımdır ama kapı çalmıştır. Hemen attığımı geri giymişimdir. Ha. O sayılmayacağı için bence yapmadım. O sayılmaz ya. Ben yaptım ya. Doktor hoca, ikinci ayında oldu olanlar demiş. Ne oldu doktorum? Hoş geldin. Oha doktor hoca, hemen bir stalkladım. İki kere de otelde çete yazmışsın ve bunlardan bir tanesi 7 Eylül'de. Oha nerelerdesin? Hemen bir açıklama bekliyorum doktor. Hiçbir zaman okuldan hiçbir uzak... Hiçbir zaman hayır, okuldan uzaklaştırıldın yapmadım veya yani okuldan atıldın mı? Yok. Atılmadım. Okuldan uzaklaştırılmadım, atılmadım. Sınıftan atıldım mı? Sınıftan abi, ben de atıldım sınıftan, sınıftan, evet. Sınıftan ya. Sınıftan ben de atıldım ama hani uzaklaştırma veya atılma... He. Yok, disiplin şeyine gidiyor. Hiç sıranın arkasına geçmen gerektiği halde sıranın önüne geçmeye çalıştın mı? O ne demek be? Yani anladım, mesela Avraz yani kaynak yaptım ben diyor. Hiç. Ben yaptım. Abi yaptım. Hadi ya sadma abi ya. Ben de yaptım. Kaynaksa mantıklı. Kaynak yaptım ama şu an itibariyle yapmam. Ben yani hayatımda yapmadım. Şey trafikte hariç ama trafik sayılmaz. Trafik dışında bir sıra varken sıranın önüne girmem ama yani tabii ki de. Basılmış bilet dahi almadım. Nasıl yani? Bankada numaratörden böyle abi basılmış bilet var. Alman abi derler ya. Bak onun bir taktiğini söyleyeyim mi? Basılmış bilet de değil. Kendi numaranı alıyorsun ama çok uzun bir sıra yani. Bekleyemeyeceğin kadar saatler sürecek. Ondan sonra bakıyorsun şimdi o drink ediyor ya. Etrafı bir kolaçan ediyorsun. Gitmeyen varsa sen oymuşsun gibi gittiğim oldu yani. Allah Allah. Ben de yapmadım. Ben yapmadım. Ben böyle şeyler yapmadım. Ben yapmadım. Ben onu yapmadım ya. Ben bekleyen birisi tanıdıktı. Ben gidiyorum numaramı vereyim dedim. Onu da almadım. Delikanlı bir adamsın abi. Delikanlı abi, bir adam. Kaçma çünkü. Neden biliyorsun? Ben eski halini biliyorum çünkü. Bak. Burnum bozuldu tekrardan abi. Evet. Bir an öyle bir hislendim. Üzülme abi. Tamam geçecek mi? Genize indi sesim. Aha. Hayır çünkü o bunun eski hali o kadar kötü bir şeydi ki yani. Kaotik. Herkes araya girer bilmem ne. Şimdi bu büyük nimet. Kıymetini bilmem biliyorum o yüzden yani. Aha. Ya olur, kim önce gelse yapsın olur işini abi yani. Yani mesele abi, o fiş ama değil ki. Bizde o iş o fişe çıktı zaten. Yani ne fiş var yani. Önemli olan fişi alman değil. Önemli olan oraya ilk gelen ilk çıksın. Bu kadar basit. Abi, bankada da öyle işte sistem yok ama işte. Yani bazen evet, ilk giren şöyle sırası olmuyor yani. Ya bu arada acelesi olan varsa zaten bizim şube tanıdık olduğu için hani acil işim var deyip öne geçen çok oldu yani. Herkes birbirini tanıyor. Hayır bak mesela abi bak bir kere başıma geleni söylüyorum. Bir tane bankadayım tamam mı? Benim kullandığım banka. İsim de vermiyoruz. Banka. Bir tane banka. Aynen vermeyeyim. Bu vize işlemleri için işim var. Abi o hafta da benim doğum günü haftam tamam mı? Girdim normal müşterisi olduğunda ya, hani sana bir öncelik şey veriyor ya. Yok şunu diyeceğim. Öncelik veriyor ya. Gittim numaratörden. Normal aldım TC kimlik numaramızı. Hatta fişte numaratörün altında şey yazıyor işte. Mükemmel işte bu hafta doğum gününüz olduğu için işte hani size çok daha fazla öncelik vereceğiz. O diyorum süper Alp'e atıyorum falan. O diyorum süper hani bir şey işe yaradı. Abi bir baktım benden sonra gelen benden önce giriyor. O tarz şeyler olmaz. Senin nasıl olsa tavladı evet ya. Belki de Allah bekle. O tarz şeyler Allah olduğu bekle zaman da çok haksızlık hissiyatı oluyor. Ben de ondan evet nefret ediyorum mesela. Neyse. Neyse evet. Fadime 7. Bir şey söyleyeyim ha.
Fadime 7. ayında gelmiş. Hoş geldin doktor hoca. 10 kişiye abone değilmiş. Yazdığını da gördüm görmedim zannetmiyorum bu arada. İfşacı Alp yıllardır izlerim ama yeni abone oldum. Sessiz sessiz izlerim. YouTube'cuyuz demiş. Bari YouTube'da beğenilerin yorumların eksik olmasın doktor hoca. Bir de o zaman yıllar sonra ilk defa seni açığa çıkarttık ve bir de abonelik hediyesi atmanı da sağlamış oldum galiba. Teşekkür ederim canım. Kesene bereket. La Viva 7. ayında. Halo. Sen Hasar Roman'da 18. ayında gelmiş. Hoş geldin. Abi söyleyeceğini söyle sonra devam edeyim. Ha. Bu arada ben havaalanında böyle 100 kişilik sıranın önüne geçtim yani. Gerekiyorsa yapıyorsun. Uçak kaçacaktı. Abi yapmadım dedi. Böyle. Ya abi. Abi ifşalandı şu an. Ne o? Ulan hayır ama ben kişi, söyledim insanlara söyledim. Hayır hayır. Bankaya laf ediyorsun. 3 kişi geçmişsin 100 kişi. Hayır. Öyleyse tamam. Öyleyse yaptın. Tamam yapmışsın yani. İnsanların rızasını alarak yaptın. Nasıl 100 kişiye teker teker sordun mu? Abi söyledim. Dedim ki uçağımız kaçıyor dedim. Şu işlemi yapmamız lazım. Yüzü de tamam mı dedi yani. Sorun olur mu dedim. Tabii tabii zaten duruyor. Buyur buyur geç dediler zaten. Bir tanesi de var ya dememiş ki yok kusura bakma ben benim de uçağım böyleyse var. Böyleyse yaptım özür diliyorum. Tamam ben yanlama yaptım. Gibi anladım tamam. Böyle kıçın kıçın. Yok. Kıçın yok, kıçın. Hayır, o da kıçın kıçın bu da kıçın. Yok. Sonuç olarak kısanın önüne geçmeye çalışmışsın yani. Geçtim de ama geçerim de. Herhangi birine çevirmiş ortamda siber zorbalık yaptın mı? Anca Kore'ye yapmışımdır o sayılmaz yapmadım. Farkında olmadan yapmış olabilir. Sen bak sen kesin yapmışsındır bunu. Ben farkında olmadan da yapmış ben olamam. Yapmam, hayır, sen senin ya. Her günün abi zo beni zorbalıyorsun. Yaptıklarım sayılır. Bizi zorbalıyorsun. Sayılır abi tabii. Her gün. Seninkisi yani siber değil Uber zorbalık seninkisi yani. Ben de yok abi. Ben de siber zorbalık yok. De. Hiç derste peki, uyuyakalıp şey derste uyuyakalıp yani. Öğretmenin ay, evet. Tarafından uyandırıldın mı? Üniversitede bile çok fenaydı. Üniversite, lise, ilkokul bütün eğitim şeylerinde uyuyakalmam öğretmen tarafından uyandırılmadım ben. Öğretmen bir de direkt uyuduk bak, yani uyuyakalmam ben değil de ben çeşit çeşit uyandırıldım. Yani. Normal sarsarak uyandıran mı dersin? Kafama tebeşir atan mı dersin? ama sen bütün, çok uyuyordun bütün, be. Aynen bütün öğrencileri birden alkışlattırıp da uyandıran mı dersin? Yani çeşit çeşit uyandırıldım ben yani. Çeşit üniversitede çeşit. Bir de. Üniversitede enteresan. Tabii tabii yani. Üniversitede. Üniversitede horlamıyorsan. Üniversitede. Benim üniversitede bir sürü videom var abi uyandırılma videom. Ama tabii hepsi hoca değil. Değil mi? Yani. Küçük mevcut sınıflardınız. Hepsi. Yani, tabii tabii bütün derslerimiz şeyde olmuyordu. Laboratuvar dersleri 20 kişi ha. Hani. Bakalım. Tamam işte. Orada olmadı. Herkes. Sosyal medyada birini trolledin mi? Süreniz başladı. Hatırlamıyorum ama yapmışımdır bunu ya. Yaptım diyeceğim o yüzden. Ben yapmadım herhalde tam ya. Kapsamı ne ki yani? Yani sosyal medyada birini trolledin mi abi? Bunu yani çok basit bir soru, çok basit bir cevap var. Yaptım. Yani gittin bir şeye... Yani bana mesela sosyal medya üzerinden bir şaka yapmak trollemeye girer yani eğer bunu sormak istersen. Mesela hani bana diyeceksin ki aa şu çekiliş varmış diyeceksin. Bir açacağım aslında çekiliş değilmiş de ahlayan kadın sesiymiş. Anladım. Anladım. Troll atana troll işte yani. Ay 2 7. ayın kutlu olsun ay 2. Ben kesin yaptım ya. Bu ne? Yapmışımdır ben kesin yapmışımdır. Hiç uyurken yataktan düşmedim. Düştüğün oldu mu? Yok ben de düşmedim ya. Çok düşer gibi olursam çünkü hep uyanıyorum. Ben de hatırlamıyorum ya. Banu ablanız böyle bir sarsılmayla uyanıyorsun. Daha önce hiç Google'da yaptım. Kendi adını arattın mı? Bunu bu arada bence yapmayan çıkmaz yani. Hani bir dönem hele lisedeyken mi ilkokuldayken mi ne herkes kendi ismini soy ismini aratır bakardı çıkıyor mu diye yani. Yaptım diyorum ben buna. Ben de yaptım ben de yaptım. Peki sen Sadullah Minnak diye mi arattın kendini yoksa... ha bak onu yapmamıştım yapayım. Bunu ne zaman yap? Facebook zaman yap. Yapmadım diyen varsa bu arada şu noktada chatte hemen Google'a gidin ve isminizi soy ismini yazın. Hadi bakalım. Ya evet. Oha Saadet'in ikinci kattan hem de. Birine haberi olmadan utanç verici bir takma at taktın mı? Hatırlamıyorum. Yo herhalde abi hayatım. Yaptım ya. Ya hocalarınıza da yapmadınız mı yani? Yaptık ya. Bu kendin illa bizim yavrum, benim vermem gerekmiyor değil mi yani? En basitinden Watson'a ayakçı diyoruz ya. Ha aynen hocalar falan. Yani. Ama haberi olmadan diyor. Tamam Watson'ın i̇şte haberi oldu. Hocaların haberi olmaz evet. Yayıncılara yapıyorsun. Tabii canım. Yayıncı.
Evet. Tamam yaptım. Kesin ya. Olmuş. Ya hiç değil de hoca ya. Kesin takıyorsun ya. O takılmayan evet, hoca yok yani. Evet bir tane coğrafya hocamız tabii, vardı. Tabii, ona evet. Takmıştık biz. Ya ben futbolcuyum. Kötü bir randevuyu erken terk etmek için acil bir durumun olduğu konusunda yalan söyledin mi? Yok. Yok yapmadım çünkü böyle bir duruma düşmedim ya. Yani. Ben de. Ama düşsem yapar mıydım? Yapardım. Yani randevuyu bir dakika. Hah şimdi onu diyecektim. Date'den çıkarsak yaptım. Ya. Aynen. İş görüşmesi bilmem ne falan. Date'den şey çıkalım evet. Arkadaş görüşmesi. O bu şu falan gibi, akraba evet, görüşmesi. Evet, yaptım. Şey. Aynen. Aynen. Ama bu date gibi resim. Evet. Eve götürmek için ceplerini ya, herhangi yaptım. Bir yerdeki bedava ürünlerle yaptım tabii ki ya. Otel mi dersin? Restorandaki özellikle bazı ekmekler vardı. Onlar çok güzel olurdu. O mu dersin? Yapılır yani. Çantama dolduruyor genelde. Aynen. Yaptım. Ya, çok ben basit. Bunu çok sevmiyorum bu hareketi ama yapmışım. Yaparım yani. Neyini sevmiyorsun abi? Çöpe gideceğine ben ne gelsin ya? Gerçi açılmamış şeyler çöpe gitmez yani ıslak mendil falan ama onlar çantamda duruyor lazım oluyorsa. Benim çantamda değil de Burcu'nun. İndirim mağazasından aldığın bir ürünü pahalı görünsün diye farklı bir pakete koydun mu? Hayır yapmadım. O ne demek? Yok be? Artık. Yok. Bir de bu enayilik bari şeyi söylese. Bari tersini yaptım. Bari şunu söylerdi. Pahalı bir ürünü düşük fiyatlı bir ürünün etiketini alıp yapıştırdın mı gibi sorsa hadi anlarım da yandan ucuza aldığın ürünü niye pahalı gözüksün diye farklı bir pakete hayır, alıp pazarından alıyorsun Gucci kutusuna koyuyorsun. He aynen anladın mı? Elinde böyle işte Gucci ile geziyorum. Aynen evdeki ayakkabını bulmuşum bir. Yapmadım. Onun içine koymuşsun gibi. Yok yapmadım. Ben bunu yapmadım ama tersini hani pahalı sigara paketin içine ucuzu koymak, ucuza pahalıyı koymak gibi şeyler yaptık zaman. Paylaşmamak için mi? Şeyi şaka için. Ha tamam. Yani anladın mı? Tamam anladım. Anladık şeyi koyup anlayacak mı diye anlamadı tabii. Anlamaz genelde. Ondan sonra tabii dediniz ben sonra demiştim enayisin işte bak hiçbir fark yok bu ucuz olan mı? Tam sendik hareket. Ben demiştim sana ya. Yaptım onu yaptım evet. Yakışır. Devam o edelim abi. Ötekinde trolüne yaptık yani ucuz paketi koyup millet otlanmasın diye yani. Bir mağazada bir şey kırıp. Yapmadım. Hiç olmamış gibi oradan uzaklaştın mı? Cık. Yok. Benim hayatım uzun olduğu için. Geri dön abi geri küçük sadı ol. Bak şey olabilir bunu. Ürün değil ama. Etiket metiket anladın mı? Hani öyle şeyler olmuş peki mesela şey olmuş olabilir mi? Mesela pastanedesin. Ürünlerini yerleştiriyorsun. Üstün palmiye muhteşem ötesi kurtuluştaki pastanende. Düşürdüm poğaçanı yere ama 3 saniye kurulu olduğu için yerden aldım ve tekrar tezgaha koydum. Satıcı için. Kendi dükkanımda mı yok? Evet. Bacının dükkanı yaparsın. Başka bir yerde, yani. Başka bir yerde yediğim şey düştü alır yerim yani. Senin, ya ürün yiyorum. Seninse ya, o ayrı. Alıp tezgaha ben satış için diyorum tamam. Yasal uzaylı 7. ayında hoş geldin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şu anda hiçbirimizin yalan söyleyemeyeceği çok önemli bir oyun oynuyoruz. Birbirimize belli klavye ve mouse'larla bağlıyız. Şu anda yalan söyleyemeyiz. Yalan söylesek çarpılırız. Alarm duydunuz abi. Kurtuluşta üstün palmiye hijyenik. Tabii. Öğrendiniz. Gerçi Sallı abi yapmamış ama elemanı yapmış olabilir onu bilemem. Ya bilemezsin tabii yani de. Ben düşmeden ayağımı sektirdim. Bir hediyeyi yeniden hediye edip ve sonra onu verdiğin kişinin onu sana ilk veren kişi yok olduğunu artık, fark canım. Ettim. Bir hediyeyi yeniden hediye edip sonra onu anlatıyorum. Vermiştim. Ben sana Burcu hediye aldım. Sen o hediyeyi bana geri hediye verdin. Ha sonra? Bu kadar. Bunu fark ediyorsun sonra. Yok hayır canım. Bu oha yani. Bu ben hediye bu büyük enayilik bu bence. Hediyeyi hediye etmek sünnetmiş şey abi. Şey de olabilir. Şey de olabilir bu evlilik hediyeleri biliyorsunuz bir takım sınırsız borcam oluyor evinde falan. Süreçten bir şey olmuş olabilir yani. Yani hani involve olmuş olabilir öyle bir şey de. Onun dışında yok kişisel bir hediyeyi yapmadım. Yani. Hayır bir de bari hediyeyi hediye edeceksen bu kadar bingil olma yani. Ayarlı ya böyle bir şey olmuş mudur be bu bayağı ekstrem. Ben yaşamadım. Yani. Ama herhalde bu videoyu çeken yani arkadaş yaşamış yani. Videoyu çeken yaşamış olabilir çok ekstrem sormuş çünkü. Peki hiç altına kaka yaptın mı? Tabii ki bebekliğiniz hariç. Ha bebekliğimiz hariç. Kaç yaşa kadar bu ya? Şimdi evet şimdi bebek derken mesela 0-6 yaş mı?
Ha şimdi kaç yaş? İshal denen bir illet var sonuçta yani. Ya ben yine altıma yapmadım ishalken ya. Çok kötü oluyor. Evet ben de yapmadım da şimdi kaç yaş ya? Onu Ama hani belirleyelim de ona göre söyleyeceğim. 0-6 arası sayılmaz diyelim. Ben bayağı Bir büyükken bakayım. O zaman yaptım ben ben. kaçı ishali böyle hani fırtsanarsın ya. Ay. Çok Böyle masum oldu ama bir çok az oldu. hatadır. Zaten de Çok masum. şey ama bir de yani zaten hani eve yetişmeye çalışıyordum. Ben bir kere Yani oldu ya. çok sıktığımı hatırlıyorum kendimi ama o gün yapmamıştım ama kesin bunu da yapmış olabilirim ya. Benim bir Ya. arkadaşım kapıya kadar tutup kapıda Ay, gevşek bir şey şeyleri söyleyeyim kapıyor. mi? Bak ben de öyleydim Ama ama gene ben en daha azından cüceyim hemen bir abi. temizliğini Ben yap yani. tabii en azından altı kapındasın. kadar da Tabii. değil ama böyle Sonuçta. 8-9 yaşlarında falanım. Evdeyim Sonrasında bu yok arada. yani. Ablamla oyun oynuyorum. Oyuna kapılıyorum tabii 7-8 yaşında olduğum için. Evet, Ve tabii çok tabii. tuvaletim geliyor. Peki bunu nasıl Tam böyle hatırlıyorsun? ucundayken aşkım çünkü annem çok kızmıştı bana. Hani evdeyim anladın mı? Dışarıda da değilim. Hani oyuna o kadar kendimi kaptırdığım için. Tam böyle tuvalet kapısına gittim, kapıyı açacağım. Pıt. O link dedi gitti. Oh. Hareketsiz bir şekilde anne. Çok kötü. Akatri Çişli çok 13. bu arada ya. ayında. 13. ayımız kutlu olsun Akatri'm selam. İlkokul 4'te filandım en son çişimi. Ben en son tuvalette şişimi yaptığımda ilkokul 4'teydin ha. Onu da hep Tabii dışarıda. tabii. Şırıl Ya nasıl olduysa gitmemişim. Benim çok işim gelirdi okulda ama. Heyecandan mı artık şırıl. neyse. Heyecandan Sınavlarda hiç bir heyecandan. yere erken Ya da çıkardım böbreklerin filan. sağlam çalışıyormuş. Ha Evde böyle yalnız vakit yetişir geçirmek miyim için yetişir hiçbir miyim randevuyu reddettin yetişirim. mi? Yetişirim. Oo. Yaptı Yani tabii. ayağa kalktık hoca çıkarken. Tamam abi çişini bıraktık Bunu artık. Başka yaptım. O Bunu hareketle zaten. ben de yaptım. Özgür Gürkan 21. ayında kalbim 4 yıllık birikim sonunda kendi telefoncu dükkanımı açtım. Bir hayırlı olsun alırım. Her türlü telefon aksesuarları bana bir iPhone 14 Pro Max kılıfı çözmedik mi? Özgürüm. Hatta bir de içinde dolu gönderirsen. Ay benim aradığım bir telefon kabı var ya. Ondan var He, mıdır ki bilmiyorum. acaba? Sor işte Bir Özgür'e. sipariş etmiştim de farklı bir model Evet gelmiş diye evet. buldum da sözde. Sorarız da Özgür'e. Hayırlı olsun canım benim valla. Rast gitsin işlerin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Doğru Bol tahmin ediyorum. bereketli kazançlı. Daha önce Geldik son öğretmenine aşık sorumuza. Daha önce oldun. Ya öğretmenine benim o kadar aşık güzel oldun hocam mu? olmadı ya. Yapmadım. Olmadım. Yapamadım. Yapmadım ben de yapmadım. Olsa Maalesef. olabilirdi ama. Abi Fatma'nın Değil mi? bayağı acısı var burada. Of evet yazmış. Fatma hala arıyormuşsun gibi. Evet, Fatma hala öğretmenini arıyor bence. Evlendi diye 2 hafta ağlamış kıyamam ya. Olsun o kaybetmiş Tüm diyeceğim de yok o da cevaplarınızı yorumlar kaybetmemiş bence kısmından ya. bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yaş farkı var Bitti. sonuçta. E bitti tabii. Ne olacak da 10 dakikalık videoyu bu kadar sürede izledik sağ olsun bazı dış minnaklar.